Tabii şimdi yine transferler soruluyor. İşte Kaan Ayhan Fenerbahçe'ye gelir mi? Furkan Bey sormuş mesela. Kaan Ayhan çünkü bu sezon transfer döneminin yıldızlarından Evet. kulübümüze yazılıyor. Tabii çok değerli bir oyuncu ama bonservisi hala çok yüksek benim bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum Taner, burada bir değişiklik var mıdır? 8 milyon euro civarında bir rakam istiyor Çok yüksek Sassuolo. yani. Evet, artıları nedir? Kaan Ayhan'ın bir milli takım seviyesinde bir oyuncudur. Yerli kontenjanı doğal olarak ve aynı zamanda merkez orta sahada da sol bekte de değerlendirilebilen bir oyuncu. Bu anlamda çok kıymetli bir transfer olur. 8 milyon euroluk bir rakam çünkü şu anda Sassuolo'nun istediği. Eğer Fenerbahçe Kimmich'ten gelecek paranın bir bölümü dediğimiz rakam da 8 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi Fenerbahçe mutlaka bir stoper alacak. Bu kesin Tabii. gözüküyor. Şimdi bu stoperde zar atma şansı yok. Birçok alanda işine gelecek bir oyuncuyu alması lazım. Bu anlamda Sassuolo'nun belki 1-2 milyon euro Sassuolo'nun düşmesi sonrasında bu transfer Fenerbahçe'ye gerçekleşebilir. Çünkü Kaan Ayhan'ın Fenerbahçe'nin gündemine girdiğini biliyoruz. Sadece Fenerbahçe'nin değil, çok uzun süre Trabzonspor'un da Galatasaray'ın da gündemine girdi. Ama iki takım da Beşiktaş'ın da tabii. Beşiktaş'ın da 2-3 takım da bu seviyelerde bir ödeme yapmak istemedi. Ama şu an Fenerbahçe'nin bu gücü var. Yani Fenerbahçe şu an Kimmich'ten gelen paranın bir bölümünü ayırıp Kaan Ayhan transferini yapabilir. Bu şu an o lüksü var Fenerbahçe'nin. Ama tabii ki de alternatiflere bakılıyor ve 8 milyon euro Kaan Ayhan'a vermek yerine 3-5 milyon euro başka bir oyuncuya verip de o bölge yine aynı seviyede kapanabilecekse de o transfer biter. Ama Aynen, o tercih edilir söyleyeyim, hani Abdülkerim Bardakçı gibi bir ismin mutlaka takıma katılması o zaman. gerekirmiş Sinem. Yani İhtiyaç varmış, değil mi? birincisi Abdülkerim Bardakçı da sol bek oynayan bir oyuncu aynı zamanda. Daha önce kariyerinde Adana Demirspor olmak üzere milli takımda da U21 milli takımında da sol bekte oynadı. O bölgede oynamayı bilen stoper, tabii orijinal mevkisi stoper. Bir oyuncudan bahsediyoruz ve Galatasaray'ın aldığı paralar da, yani Galatasaray'dan aldığı para ya da işte gidişi de çok devasa paralar değil. O yüzden yani Fenerbahçe burada Abdülkerim Bardakçı'yı Galatasaray'a kaptırarak diyeyim. Çünkü biliyoruz ki bizzat görüşmeler oldu. Tabii. Biraz hatalı bir hamle yaptı. Peki şimdi yine yorumlara bakıyorum. Bir forvet transferi ve Joao Pedro'yu çok fazla soruyor izleyicilerimiz. Joao Pedro da bu transfer döneminin ilginç isimlerinden yine. Evet. Galatasaray'a geliyordu, Fenerbahçe'ye geliyordu. Galatasaray'a geliyordu, Fenerbahçe'ye geliyordu ama artık çok yakın Fenerbahçe'ye. Doğru. Açıkçası ben beklemiyordum, onu söyleyeyim. Bunu hani ekranda da yayınlarımda da söylüyorum. Ben Joao Pedro'yu ya daha fazla ihtiyacı olan tarafın hani Galatasaray olduğunu ve yüksek de bir teklif yaptığını biliyorum. Galatasaray'a daha yakın görüyordum ama özellikle İtalyan basının iddiaları, yalnız Fenerbahçe tarafından bununla ilgili bir açıklama da gelmedi hala. Ama İtalyan basınından çok güvenilir isimler tabii, işte Di Marzio'su falan. Çok ciddi bir şekilde yazınca artık bu hafta sonu bu anlaşma olacak diye. Tabii Jorge Jesus'un da çok çok iyi tanıdığı bir oyuncu. Ama tabii bilmiyorum Taner, sanki o bölgede alternatif çok fazla mı artıyor? Tabii ki alternatifli kadro iyidir ama bazı öncelikler de önemli değil midir acaba? Şimdi Samatta'yı kadroya almadı hoca. Listeye almadı. Şimdi Thiago Çukur'u da almadı. İki oyuncu da olmayacak. Serdar Dursun elinizde var. Bence direkt Fenerbahçe'nin birinci son adamı daha doğrusu olabilecek oyunu hazırlık maçlarında oynadı Serdar. Pedro konusunda enteresan bir şekilde dış basın senin de dediğin gibi Pedro ile ilgili Fenerbahçe'nin 6,5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu söyledi. Galatasaray'ın buradaki teklifi yaklaşık 4 milyon euro civarındayken 4,5 milyon euro civarındayken Fenerbahçe 2 milyon euro kadar daha üstünü teklif ederek almaya çalışıyor. Ve bu bilgi Fenerbahçe muhabirleri tarafından doğrulatılmaya çalışırken Fenerbahçe cephesi bunu doğrulamıyor. Evet. Dış medya direkt Cagliari kaynaklı olarak bu transferi doğruluyor. Bu isteği, bu arzuyu hatta işin bitmek üzere olduğunda doğruluyorlar. Dün Genel gece Di Marzio'nun tweet'i, yani cuma, yani bugün için imza atılıyor şeklindeydi. Evet doğru. Ama buradaki soru işareti şu Sinem. 30 yaşındaki Pedro'ya 6,5 milyon euro bonservis vermek ve muhtemelen maaş konusunda da yaklaşık 2-3 milyon euro bareminde bir maaş vermek
Kontrat olarak da herhalde 3-4 yıl imzalayacaklar gibi gözüküyor. 6,5 milyon euro bonservislerden yıl imzalamazsın. O da bir 3-4 yıl olur. Bu ne kadar verimlilik sağlar ondan çok emin değilim Sinan. Soru işaretlerim var. O yüzden de Fenerbahçe'nin burada önceliği sanki son adam değil. Önceliği Kim Min-jae'nin boşluğunu doldurmak olması gerekiyor. Son adam pozisyonunda da Pedro transferi bitecekse Pedro ile alakalı şüphem yok. Bir de Joshua King'i de aldılar bu arada. Yani Fenerbahçe evet. Joshua King'i de aldı. Evet, King de var. Şimdi King de var elinizde. Serdar var. Hatta Valencia'da dahil edelim. Valencia'da çok iyiydi bu arada hazırlık maçlarında. Bence de çok iyiydi. Orta sahada zaten bu arada orta saha hattında Valencia'yı değerlendirmek zorunda değilsiniz. Yani Valencia'nın boşluğunu doldurabilecek bir orta saha hattınız zaten var. Kadro derinliğiniz var. Valencia'yı direkt son adam pozisyonunda da değerlendirebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl zaman zaman olduğu gibi. Ve şu anda bu kadar derinliğe rağmen de Pedro'ya 6,5 milyon euro vermek inanılmaz bir lüks gibi geliyor bana. Yani o rakamı Sinem gider. Benim en şaşırdığım transfer olur valla Pedro gelirse. Çünkü yani bana ihtiyacı yokmuş gibi geliyor. Tabii gelir oynar acayip katkı verir onu bilemem. O zaman da tabii ki eminim izleyicilerimiz heyecanla hatırlatır bana bu cümlelerimi ama tabii ki konuşuyor olacağız yine o ayrı ama önceliği ve çok ihtiyacı var. Kim Min-jae'nin boşluğunu doldurmak gibi geliyor bana. Eğer cebinizden çıkacak bir 6,5 milyon euronuz varsa bu İtalyan kaynaklı bilgi. Ben o parayı gider. Galatasaray'ın da 5 milyon euro hani önerdiği çünkü iddialar arasındayım. Bunların hepsine evet. İddia diyoruz çünkü henüz doğrulatılmış bir şey yok ama João Pedro ile ilgilendiğini Galatasaray cephesi daha önce açıklamıştı. Yani Erden Timur açıklamıştı hatırlıyorum. Yani canlı yayınlarda João Pedro ismi çıktı ama Fenerbahçe için şu haberlerden sonra çıkan bir şey yok, doğrulatılan bir şey yok. İtalyan kaynaklı. Genelde hep açıklamalar. Tabii oradaki güvenilir gazetecilerden gelince haberler. Dolayısıyla biz de konuşuyoruz. Ama dediğin gibi yani orta sahada önemli bir çoğunluk var Fenerbahçe'de. Dolayısıyla yapılacak transferler kadar gidecek oyuncular da artık yavaş yavaş konuşulmaya başlanmalı sanki. Evet yani bu kadar derin bir kadronun mutlaka gidecekleri olacak. Zaten kadroya alınmayan oyunculara baktığımız zaman Meyer kesin gidiyor. Evet. Thiago Çukur çok yüksek bir ihtimal oynayacağı bir takım, oynayabileceği bir takıma kiralanacak gibi gözüküyor. Çünkü 19 yaşındaki bir oyuncuyu kulübede bekletip sezon sonuna kadar 300-500 dakika oynatmak onun için çok büyük bir zarar. O yüzden de Thiago Çukur çok yüksek bir olasılıkla kiralanacak. Meyer'le zaten gönderiliyor. Onun dışında kadroda Samat da yoktu. Samat da çok yüksek bir olasılıkla zaten bir takıma gönderecek. Tisserand'la alakalı yine kadroda olmayan isimlerden bir tanesi. Teklif olduğu Udinese'nin özellikle ilgisi olduğunu biliyorsun. Bu konuşulmuştu. Muhtemeldir ki şimdi bu kadar fazla şimdi elinde Kim Min-jae'yi de göndermişken aslında Tisserand'a ihtiyacın var teknik olarak. Tisserand'ı orada işler buna değişti. Evet. Savunmada işler değişti. Buna rağmen kadroyu almıyorsan Tisserand'ı da sattın anlamına geliyor bana. Çünkü elinde en kritik savunmacın gitmişken, savunmanda bir adam eksikken stoper bölgende buna rağmen Tisserand'ı kadroyu almıyorsan herhalde Tisserand'ı sattın diyebiliriz bu konuda. Ki burada da Udinese iddiaları çok fazlaydı. Herhalde birkaç gün içerisinde bu konuda da bir açıklama gelecektir. Ama yineleyeyim. Fenerbahçe'nin zaten çok fazla pozisyon veren takım olduğunu biliyoruz. Bu kadar fazla pozisyon veren bir takımın Kim Min-jae'yi sattıktan sonra üstüne bir de Tisserand'ı gönderelim, o gitsin, bu gelsin falan yapıp savunmayı böyle dağıtırsa toparlanması biraz zor olabilir. Çünkü ligin başlamasına 3 hafta kaldı. Artı Avrupa arenasına çıkıyorsunuz sonra.